Merhaba arkadaşlar. Ne zamandır ders videosu çekmemiştim biliyorsunuz. İnşallah şimdi çekmeye çalışacağım. Bu aralar tabii ki hani kalbim kırıldığı için çok fazla ilgilenmek istemiyorum YouTube'la. Çünkü tabii bunda hani sizlerin bir suçu yok öncelikle. Yani o yüzden hesabımı dondurmayacağım. Kapatmayacağım. Hani faydalanmayı yine devam edin istiyorum. Yine öğrenin istiyorum eserleri. Ama bazı bir iki arkadaşımız maalesef saygısızlık yaptı ve dedi ki hocam siz kimsiniz ki dedi. Benim YouTube kanalımdaki arkadaşlarla olan grupta bana özelden bu şekilde şeyler yazdılar. Hocam kimsiniz siz? Siz çıkın gruptan falan diye. Oysa bu kadarını yüklemeyi de herhalde benden başka daha iyi bir yardımcıları yoktu diye düşünüyorum. Özellikle şu dönemlerde. Ve bu kadar böyle destekleyici sözlerimle tabii ki olan bir şey. Ve tabii ki de sizlerin çalışmalarıyla hani olan bir şey. Hani onu göz ardı edemeyiz. Ben ancak yönlendirebilirim. Hani sizi görmüyorum. Yanımda değilsiniz, hayatımda hiç görmedim sizi ama bir şekilde bir sürü videolar ve ses kayıtları geliyor. Ona göre bir sürü ben de yorumlar yapıp kendi zamanımdan harcıyorum. Hani emek veriyorum. Bu şekilde hoşuma gitmeyen sözler duyduğum için gerçekten kalbim kırıldı ama tabii hala ders videosu bekleyen arkadaşlarımız var. Onlar için şimdi bir ders videosu daha çekeceğim. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Canlı yayınlara da bir süre ara vermek istiyorum. Müsaadenizle. Dediğim gibi çok fazla ilgilenmek istemiyorum. Buna bazı arkadaşlarınız belki sevinebilir. Bazıları da üzülebilir doğal olarak. Ama her zaman tabii elimden gelen gayreti yine bir şekilde göstermek istiyorum. Yine öğretmek istiyorum sizlere. Çünkü ben gerçekten herkesin üflemesini istiyorum. Evet. Şimdi bir arkadaşımız vardı. Çok fazla uzatmayacağım. Bu arkadaşımız Ebru Gündeş'ten bir eser istedi. Gerçekten çok istedi. Ben de bir tanesine baktım. Acaba neyle yapabilir miyiz diye. Gerçekten ney sesi de var o kayıtta. Gönlümün Efendisi eseri. Başta böyle bir saz giriyor. Ondan sonra çok kısa bir melodisi var sözde ve ondan sonra da işte ritimler falan var arada ve kanun taksimi var. Tabii onları gösteremem, göstermeyeceğim. Sadece melodi kısmını göstereceğim. Taksim zaten doğaçlama olan bir şeydir arkadaşlar. Hani kanun olsun, ut olsun, ney olsun. Şimdi bana arkadaşlar atıyorlar. Hocam işte bu ney taksimin solfejine atar mısınız falan diye. Bu aslında doğaçlama olan bir şey. Yani siz o makam arasında aslında dolaşıyorsunuz. Biliyorum yapmak istiyorsunuz taksim ama gerçekten çok fazla siz de dinleyin. Çok eser dinleyin. Çok fazla eser geçin ve sonra zaten kendi kendiliğinde hani olacak bir şey yapabilirsiniz yani. Şimdi bakalım bu nasıl başlıyor. Ben bunu biraz daha yavaş göstereceğim. Şimdi şu anda falan yaptım, böyle melodi yaptım ama bunu ben size biraz daha yavaş göstereceğim. Bu bir kere oluyor sanırım. Telefonum mesajlar geliyor bu arada, arıyorlar. Bir kere geçiyorum, ondan sonra söze giriyor. Şimdi başta ben bunu çok yavaş bir şekilde solfejini göstereyim. Dedim. Sonra söze gireceğim. Bu
nameleri nasıl yapacağız bilemiyorum. Karıştırıyorum. Acaba nasıl bir nota? Notasını görebilseydin iyiydi. Yani çok orada böyle ıslak namesi yapamayacağım. Neydi? Başa dönüyor. Mi, fa, re, mi. Oraya dönüyor. Şimdi söz kısmını göstereyim. Do. Bu arada Kürdi bir eser. Onu söylemeyi unuttum mu? Söyledim mi hatırlamıyorum. Yani silemiz, fa'larımız hep dört kapılı biliyorsunuz. Do, re, mi, re, re, do. Do, re, mi, re. Re, mi, fa. Fa, sol, mi, mi, re. Mi, fa, mi, re. Re mi do do si re re do si la diyor, tekrar var. Orada Ebru Güneş name yaptığı için benim kafa gidiyor. Şimdi onu yapmak istiyorum ben aslında. Yapamıyorum da acaba nasıl bir şey? Çıkıyor. Yani emin değilim. Efendisi gibi bir şey yapıyor ya. Onu da tam şey yapamadım, gösteremedim de. Neyse tekrar göstereyim. Bir de öyle göstereyim. Şimdi normal hani kolay bir şekilde gösterdim. Çok hani name olmadan gösterdim. Bir de o şekilde göstermeye çalışayım. İki kereydi dediğim gibi. Do, re, mi, re, re, do. Do, re, mi, re. Re mi fa fa sol mi mi re mi fa sol mi re do re mi do do si re re do si la. Ne yaptım? Re 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 do si la dedim. Sonra yine başa dönüyor. Mi fa. Evet. Başa dönüyor ama aslında orada o da biraz böyle nameli. Hani normalde bu şekilde duyduğum kadarıyla. Normalde kayıtta bu şekilde daha böyle nameli güzel bir şekilde üflemişler, çalmışlar. Evet, Ebru Güneş'in Gönlümün Efendisi şarkısı çok güzel ve çok kolay melodisi, üfleyebilirsiniz, çalabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir orada takıldım. Efendisi yapıyor ya işte onu. Yani büyük ihtimalle sole çıkıyor. Oraya bakalım hani başka fikri olan varsa, hocam orayı bu şekilde de yapabiliriz diyen olabilirse sevinirim. Acaba nasıl olabilir? Fikir üretebilirsiniz. Ben de bir bakarım. Benim anladığım kadarıyla bu şekilde diyeyim. Bir ders videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah arada güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım sizler de öğreniyorsunuzdur. Zaten o yüzden böyle yüzlerce video çekiyorum. Bu normalde klip gibi yaptığım videolarda da mesela onlarda da yabancı müzik falan hani sesleri, akortları tutturup bu da ayrı bir çalışma gerçekten. Onları da beğenirseniz sevinirim açıkçası. Ve de dinleyin. Hani nasıl uyumlu. Şimdi Türk müziği ayrı, Batı müziği ayrı. Gerçekten orada
Düşünsenize bir makam yok hani. Belli bir makam yok. Oradaki seslere basıyorsunuz. Hani değişiyor işte, fa böyleydi, şöyleydi. Son attığım özellikle o videoda Atomic Kitten, çok eski bir şarkı aslında, benim çocukluğumda vardı. O yüzden çok severek yapmıştım. Hemen çektim, 5 dakikada hemen yaptım onu. Onda eğer fark ettiyseniz, gerçekten kulağınız iyiyse, anladıysanız mesela, solle başladım artık hani müziğe, böyle bastım bir şeyler, gezindim falan, bir şeyler yaptım ama bunu selip bastım, seyirleri. Böyle başladım melodiye, böyle bitirdim. Bu şekilde karar sesle lale bitirdim. Çünkü bir ses üste çıktı aslında. Hani orada o geçişi anlayabildiniz mi acaba? Hani anlayabiliyorsanız gerçekten hani kulağınız iyidir. Ton farkı oluyor. Birdenbire akort değiştiriyor. Bu çok farklı bir şey ve bunlar da gerçekten ayrı bir çalışma. Öyle düşünün. Hani yabancı müzik, sözü kötü falan hani böyle düşünmeyin. Zaten sözlerini yapmıyorum da hani genelde. Burada önemli olan sözleri değil zaten. Hani daha çok melodisi. Hani onu tutturabilmek zor bir şey gerçekten. Öyle düşünüyorum. Hatta siz de bir deneyin. Bakalım oluyor mu? Zor yani. Neyse, çok uzattım. O zaman ders videomu kapatabilirim. İnşallah yeni videolarda görüşürüz diyeyim. Hoşçakalın.